Teknik direktör Yılmaz Vural yanımızda. Hocam hoş geldiniz. Merhaba arkadaşım. Bu zor süreçleri en iyi şekilde yöneten teknik adamlardan birisiniz. Bugün de aynı şekilde. Yani, galibiyette ayrıldınız. Ayıp oluyor yani. En iyi yönetenlerden biri de bir tanesiyim de. Bari de bir şeye benzesin yani. Çoğaltma yani. Peki hocam, galibiyet adına öyle diyelim ve tebrik yani, edelim. Kusura bakma, şu şımarıklığımı mazur görün. Sağ olun hocam. Çünkü hakikaten zorluklardan geçiyoruz ama şu anda çocuklarım hepsi elimde benim yani. Hocalarına inanıyorlar, hocalarına güveniyorlar. İşte bu. Kısa dönemde bunu başarmak kolay değil. Çok deneyimli oyuncular. Yurt dışından, yurt içinden kariyerli oyuncular. Ve şimdi boş muhabbeti bırakalım, pozisyonlara bakalım. Mesela 6 22. dakikada Malatya Spor'un 2 pozisyonu var. Bütün maç boyunca girdiği pozisyon bu. İkinci devre hiç yok. Ve biz 28. dakikada başladık, 28-33 ve ikişer pozisyonla devreyi bitirdik. Kısır geçti. Çünkü karşımızda hakikaten çok önemli, iyi bir ekip var. Onun da niyeti, ben kaybetmeyeyim burada. 38 puan olur rakibim. Kendi puanında kalır. Dolayısıyla bu mesafeyi koruyabilir. Kaybedersem sıkıntı olur. Dikkatiyle oynadı. Kolay değil bu kapalı savunmayı çözmek. Çünkü hiç orta sahasını kullanmadan öndeki çok önemli oyuncularına, Adem'e, Fofana'ya, Karasuz Kuş'a uzun toplar Umut'a atılıp 6'ya 4 oyun gibi oyun devam ediyordu. Dolayısıyla dönen topları kazandık ve sonuç olarak gördüğünüz gibi ikinci devre 6 tane net pozisyon var. 58, 64, 71, 83, 90 ve çok şükür direkten falan dönen toplardan sonra Obertan'ın dönerek vurduğu mükemmel bir top var. Ve çok şükür Allah'a 7 dakika uzatmanın 4. dakikasında golü bulduk ve hocam bir 2 dakika daha üstüne koydu. 9 dakika oldu, hatta biraz daha uzattı. Dolayısıyla orada olan olaylar yüzünler oldu galiba. Ben, İçeri girdiniz hatta. Evet. Sonuç olarak kazandık. Çok önemli. Çünkü bu ligde 2-3 tane üst üste kazandınız mı pozisyonunuz değişiyor. Yani oraya buraya bir şey sitem etmek, söylemek zorunda değiliz. Yorumculuk gördüğünü anlatmaktır. Dolayısıyla Erzurumspor'un görünen halini anlattıklarında biz düşmüştük. Ama şimdi ne anlatacaklar olur. Yani yorumcular da onun için biraz dikkatli konusunda. Takip ediyoruz onları. Onların uyarılarına dikkate almaya çalışıyoruz. Ve dolayısıyla bugün öyle bir önemli 3 puan aldık ki biz her maçımızı böyle önemli 3 puanlarla bitirmek zorundayız. Bizim kaybetme hakkımız yok arkadaşlarım. 5 tane maç var, ligin son maçı yokuz. Herkes oynuyor, biz bakacağız. O baktığımız dönemde işi bitiremezsek başımıza iş alırız. Üstü kapalı konuşayım. Türkiye Ligi'nin son 5-6 haftası eskisinden çok çok daha iyi ama ne olur ne olmaz belli olmaz. Bugün Samsun Spor Başkanı'nın açıkladıklarını duydunuz. Bu açıklamaları kulak arkası kimse etmesin. Gidip ona sorsunlar ne demek istiyorsun kardeşim diye. Ve bunu lütfen Futbol Federasyonu'ndan rica ediyorum takip etsinler. Yani demek ki durup dururken bir şey konuşulmuyor oluyordur. Kulak altına yatıp da ya bırakalım unutur milletliğe gidersek bu ligin güzelliği kalmaz. O yüzden ben federasyonumuza, hakemlerimize ben teşekkür ederim. Bu Ali kardeşim de bugün bana sorarsanız ben penaltı konusunda efendime söyleyeyim attığımız gol konusunda. Çünkü bizde de tablet var, bakıyoruz. Bu maç VAR'a gidilmeden biten bir maç oldu. Gidildi mi? Hiç gidilmedi ve demek ki hakem bu kendine çok güveniyor. Demek ki VAR'dan böyle bir uyarı gelmedi ve demek ki VAR'a gidilmeden de bu maçlar bitirilebiliyormuş. Sonuç olarak ben Ali kardeşime, Palabuyu ekibine de teşekkür ediyorum. Oyuncularıma ne desem bilmiyorum. Yani o çocuklarım gerçek kişiliklerine kavuştular. Görüldüğü üzere takım oyunu bu. Oyunla, oyuncuyla kazanılmıyor, oyunla kazanılıyor. Ve bunun farkına varıldı burada. Ve oyuncular şu anda inanılmaz uyumlu. Birkaç operasyon yaptık ve müthiş bir sonuç getirdi. Demek ki çürük elmaları atınca sağlamlar yetiyor size olur. Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam, takımla ilgili değindiniz diye Sevinç Yumağı oldu. Tam bir takım vardı Erzurumspor adına. Evet. Dışarıdan da bu hissediliyordu. Bugün ayrıyetten Omolo ile Obertan'a sürekli kenardan gözlemlediğim kadarıyla da hep İleriye gidin, ileriye gidin, çıkın çıkın dediniz. Belki bunlarla ilgili de röportajda söylemek istediğiniz var. Yani şimdi tabii biz maç öncesinde karşımızdaki rakip 4-4-2 gibi oynuyor. Kaan'la Kanatsız Kuş'la Umut önde oynayınca orta sahalarında 2 tane oyuncu kaldı. Petrus boş oynuyordu. Ne zaman ki ona geldiği zaman
Kanatsız Kılıç ismi neydi ya? Bir hatırlatsana. Kubilay. Kubilay. Oraya kadar geldiğinde Petrus anca. Ama gelmediğinde Petrus hep boşta oynuyordu. Dolayısıyla siz niye öne gitmiyoruz diye onları sürekli uyardım. Çünkü normal olarak oynadıkları oyun tarzı 4-2-3-1 tarzı zaman zaman savunurken böyleyken hücum yaparken de 4-4-2'ye dönüyordu. En büyük zaafları topu kaptırdıklarında ortada geniş alanlar buluyorduk. Bunları değerlendirelim istedik. Ama tek tek oyuncularımı yürekten kutluyorum. Öpüyorum çocuklarımı. Bakın arkadaşlarım, biz şuna uğraşıyoruz. Çabayı gösterelim. Başımıza ne gelecekse artık Allah'tan diyelim. Siz gösterin. O sonuç gelmezse o zaman vicdan olarak en azından şunu dersiniz, elimizden geleni yaptık. Ya benim uğraşım bu. Yani maç maç bakıyoruz, hesabı oynadıktan sonra yapmaya çalışıyoruz. Ankara Gücü'nün beraber değil de tabii ki bir rakip daha kurtulmadı buradan. Çünkü 40'lı puanlara gelen takımlar, ben 45 puan diye tahmin ediyorum, 40'lı puanlara gelen takımlar iki maç veya iki bir beraberlik, bir galibiyet falan. Çünkü onların 6 maç, bizden bir fazla maç olabilir. Dolayısıyla buna uğraşıyoruz. Oyuncularımızı buna ikna etmeye çalışıyoruz. Burada belki 18-20 bin Erzurumspor taraftarı yoktu ama o çocuklara gösterdiğim bir küçük video oldu maç konuşmasında. Orada biz 20 bin kişiydik ve çocuklar inanın ayağı öyle kalktılar diyebilirim. Teşekkür ederim. Hocam size birçok soru var da. Söyleyin buyurun. Kısaca Emrah'ta en çok güldüren bizi en fantastik hocalardan biriyle çalışıyorum dedi az önce maç sonunda. Belki onunla ilgili bir şey söylersin. Ben adamı güle güle. Ben hatayı yapan üzülecek. Ben karar veririm. Onun için hiç strese sokmam kendimi. Bakın idam mahkumlarına hakim kalemi kırarken onlardan çok strese girer. Çünkü bir can alıyordur. Bizde de böyle. Görevine son verdiğimiz oyuncuların biz de çok üzülüyoruz. Ekmek paralarıyla oynuyoruz. Ama bu kararı vereceksiniz. Verirseniz bir şey oluyor. Anlaşıldı mı? Deden güldü. Çok teşekkür ederim. Anlaşıldı hocam. Sağ olun. Sağ olun.